Bir de bu şu anda kullandığımız yapıyı klasör yapısında kullanmaya çalışalım. Klasörün içerisinde eğer ki kullanmış olsaydık nasıl kullanabilirdik? Onu da hem bir görmüş olalım. Şöyle geliyorum, proje 1'in içerisinde bir tane public adında bir klasör oluşturuyorum. Public'in içerisinde index.php'mi taşıdım. Ardından bir tane daha geliyorum, klasör oluşturuyorum. M'si büyük olacak şekilde models klasörünü oluşturdum. Genelde veri tabanı işlemlerini models klasörü içerisinde yaparız. Laravel'e geçtiğimiz zaman da bunu özellikle kullanıyor olacağız. O yüzden benim burada kullandığım class örneğindeki employee sınıfını models'in içerisine alacağım. Şöyle geliyorum. Diyorum ki employee nokta php ve bu employee php'nin içerisine class'ın tamamını aldım, tuttum, kestim ve buraya girip yapıştırdım. Tabii şu anda burası bir PHP dosyası ama PHP taglerim yok. PHP taglerimi açtım ve koydum. Şu declare'e strict types da alacağım. Hatta şurayı bir şuraya declare strict types'ımı da koydum. Daha sonra bu public'in içerisinde artık bu employee sınıfını kullanmak istiyorum ya. O yüzden artık gidip employee php'mi bu sınıfın içine çağırmam gerekiyor. Yani include once diyorum. Çünkü sadece bir kere çağırsın. Ve hatta bunu require yapalım. Çünkü eğer ki employee sınıfım olmazsa buradaki hiçbir işlemim çalışmayacak. Require once olsun. Bulunduğum dizinden bir üst dizinde models klasörünün içinde employee php'yi benim için çağır diyorum. Şu anda ben burayı yenilediğim zaman çalışmayacak. Çünkü ben ne yaptım? Gittim public klasörün içerisine index.php attım. O zaman gidiyorum Docker'ımın içerisinde, Nginx'in içindeki default ayarıma. Proje 1'im. Proje 1'in içindeydi ama artık proje 1'in içinde değil. Proje 1'in içindeki public klasörünün altında çalışması gerekiyor. Yine altında index.php bakacak. Şöyle Docker'ımızı yeniden başlatmamız gerekiyor o yüzden. Durdurdum. Tekrardan başlattım. Ve şöyle geldim, sayfayı bir yeniledim. Ve şu anda klasör yapısını aldıktan sonra da kullanmaya gördüğünüz gibi devam edebiliyorum. Yani klasörleme yaptığımız zaman bizim bir önemli olan neyimiz varmış? Models klasörümüz varmış. Burası bir sınıf. Sınıfı da ben nerede kullanmak istiyorum? Index.php'nin içerisinde. Index.php'nin içerisine de gittim. İlgili sınıfımı çağırarak sınıfın örneklerine ulaşabildim. Farklı bir noktadan. Ve yine aynı kodlarım zaten çalışmış oldu otomatik olarak.